Soner, Konyaspor'da son 1,5 yılda takımın en istikrarlı oyuncularından biri sensin. Konyaspor kariyerini nasıl özetlersin? Yani adeta yerimde değilse kendimi Konyaspor'da buldum diyebilirim. Bunda İlhan Palut'un ve geçen sene takım halinde gösterdiğimiz iyi bir çıkışın benim üzerimde de olumlu yönleri oldu. Hocanın orta saha oyuncularından tamamen defansif değil, hem ofansif hem defansif bir oyun anlayışı var. O da zaten günümüz futbolunun olmazsa olmazı. Takım halinde de birlikte oynadığımız için ister istemez bireysel performansımda da artış oldu. O yüzden böyle özetleyebilirim. Şimdi merkez orta saha olarak ligdeki en kaliteli yerli isimlerinden biri sensin. Geçen sezonda attırdığın goller ortada. Milli takımdan bir davet bekler misin? Açıkça söylemek gerekiyorsa geçen sene böyle bir davet bekliyordum. Çünkü bu performans işi yani takımların bence önemi yok. O gün kim hazırsa, kim istikrarlı bir şekilde forma giyiyorsa bulunduğu takımda bence milli takıma da adaydır. Ama yani her Türk genci sonuçta milli takımı ister, arzu eder. Ama bu konuda çok fazla konuşmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü karar merci faktörler var. Sonuçta bir şekilde bir karar veriyorlar. Bir gün davet gelirse bizim için de çok iyi olur. Yani bu kadar. Çocukluk arkadaşın Ahmet Oğuz'la aynı takımda buluştun. Ahmet için neler söylersin? Ya Ahmet'le aslında gençlerle hep içimde bir uhde kalan, bir uzun süre böyle beraber altyapılarda çeşitli yaş kategorilerinde o zaman 3. ligde forma şansı bulduk ama böyle daha uzun oynayabilirdik. İşte çeşitli faktörlerden dolayı gerçekleşmedi. Burada da kendisini çok istedim. Buraya gelmesini, tekrar beraber bir arada oynamamız. Çünkü biz altyapıda çok erken yaşta tanıştık ve aynı okula gittik. Yani haftanın 6 günü sabah 8'den akşam 7'ye 8'e kadar beraberdik. Yeri geldi ekmeğimizi bölüştük, yeri geldi ağladık, sevindik. O yüzden onun ve İbrahim'in, Gaziantep'teki İbrahim'in bende yeri çok farklıdır. Kendi mevkinde Türkiye'de beğendiğin isimler. Yani kendi mevkimde yani beğendiğimden ziyade Toni Kroos ve Alcantara. O ikisini söyleyebilirim yani. Türkiye'de pek yani yok diyebilirim. Arda Güler'i başarılı buluyor musun? Kendi mevkinin orta sahada son zamanlarda çıkış yakalayan bir futbolcu. Evet, bence çok yetenekli. İnşallah yeteneklerini doğru kullanır ve bence gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcu Arda Turan'dan sonra gidebildiği en iyi yere gider diğer Arda'mız.